Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Uzun zamandır ofis içi video çekmediğimizin farkına vardık arkadaşlar ve sizlerin isteği doğrultusunda yeni bir ofis içi video ile karşınızdayız. Şimdi SDN ofisine yaklaşık günde 10 tane 15 tane kargo geliyor ama bu kargoların kime geldiğini, içinde ne olduğunu bilmiyorum. Teknolojik bir ofis olduğumuz için insanlar haliyle teknolojik bir ürün alabiliyorlar veya farklı ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Soru şu: SDN ofisi internetten en son ne aldı? Ben bayağı bir şey aldım bu ay. Hepsini anlatacağım ve videonun ilerleyen dakikalarında da sizlere güzel bir haberim olacak. Söz daha fazla uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. Abi senin ne aldığın belli oluyor ya. Direkt çıkardın, masaya koydun ya. Abi Momentum 4 Sennheiser. Neden aldın abi? Abi kulaküstü kulaklık arıyordum uzun zamandır. Böyle ses kalitesi de iyi olan, çalışırken odaklanabileceğim, noise cancelling'i olan. Bir de çok telefon geliyor. Hem telefon hem laptop ikisi arasında geçişi olabilen, çift cihaz destekleyebilen bir şey arıyordum açıkçası. Böyle reklam gibi oldu da. Yok yani ne aldığını şu an bakıyoruz. Ondan şu an Sennheiser Momentum 4. Momentum 4 kulaküstü kulaklık aldım. Bir şey diyeyim mi? Bizim prodüksiyon ekibi de bunlardan kullanıyor. Gayet başarılı. Ben çok memnun kaldım ya. Bu arada ben ofiste çalışmadığım dönemlerde sen SDN ofisinde çalışıyordun. Doğru. Göke abi hatırlayanlar eminim vardır. O zaman tekrardan hoş geldin abi diyorum. Hoş bulduk. Ben hemen takıyorum Tolga'ya. Bu nasıl bir aşk ya? Evet Tolga abi, yalandan çalışıyormuş gibi yapıyorsun şu anda. Evet. Konuyu biliyorsun. İnternetten en son ne almışım? Hepsi burada da. MacBook Air için bir kart okuyucu ve dönüştürücü almışım. Başka? Gap'ten gri bir eşofman altı ve sweatshirt. Mesela niye gri eşofman abi? Evde ve sporda rahat giyeyim diye, ama spora daha önce hiç giymedim. Spora inmedim, evin adlı spor salonuna inmeyenler diye. Twitter'da bir caps gördüm abi. Ya. Genelde hanımefendiler, erkekler de gri eşofmanı seviyormuş. Ben kendim de seviyorum. Siyah ya da gri güzel olabilir. Eyvallah abi. Mesela ondan önce eve temizlik malzemesi almışım. Domestos falan filan. Arabaya far ampulü almışım. Çakmak gazı almışım. Sen bunları kaç ay içerisinde aldın? Son 2-3 ay içerisinde. Peki nereden aldın? Hepsi burada. İndirim var mıydı? Yani genelde indirimlilerden ya da fiyatı diğer yerlere göre iyi olanlarını seçiyorum. Evet. Deniz, tipini düzelttiysen abi kayda girebilir miyiz? Girebiliriz. Eyvallah. Deniz, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi iyi. Samimi bir sohbet olsun. Yani ben senin ne aldığını merak etmiyorum falan diyormuşum şu anda. Neyse, işin esprisi. Deniz, ne aldın ya? Vallahi Philips OneBlade aldım. Şaka yapıyorsun. Geçen abi, inanılmaz bir ürün. Vallahi ya bak, benim çok ciddi bir sakalım yok maalesef. Biraz genlerden ötürü. Eyvallah. Daha iyi bence abi bu arada. Bence de daha iyi yani. Mesela yani bir Tolga abiye bir dakika şöyle bir... Gökeyim, ünlü düşünür Gökeyim. Tolga abiye bir zoom gireceğim şu anda. Bir de Göke abi. Ünlü düşünür Göke'nin güzel lafları var bu konuyla alakalı. Ne diyor mesela? Bilmiyorum, söyleyelim mi? Nil Anka mı diyeyim yoksa Ümmü Gülsüm mü diyeyim ha? Yani Philips OneBlade çok başarılı bir ürün çıktı. Bende Brown da vardı. Brown herhalde biraz daha gökeylik yani. Hani bana o kadar gerek yok. OneBlade güzel. Apple Watch aldım. Aa bakayım. Bu 8. 8 mi aldın? Aynı. Çok bir iyi. Bir kordon almam lazım mesela. Alabilirim. Mesela insanlar şunu merak ediyor. Ya siz işte kaç milyonluk kanalsınız, bütün teknolojiler size geliyor. Bir de teknolojiye para mı veriyorsunuz diyorlar. Evet. Şöyle atıyorum. Herkesin kendi şahsi telefonunun olmasını istemesi çok normal bir şey. Bize çok fazla telefon da var ama ben özellikle kendi telefonumu almak istedim. iPhone 14 Pro Max var. Onun dışında saatimi kendim aldım. Ama kulaklık, işte bilgisayar, aksesuar vesaire, yani onlara ihtiyacımız olmuyor. Sonra evet. Umut Mar. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ediyorum sana. Sen burada var ya, en çok sipariş veren adam sensin. Neden ama? Onun nedenini de bir söyle. Ofis ihtiyaçları var. Burada gereksinimlerimiz var. Bunları karşılamak için bir takım siparişler vermek zorunda kalıyoruz internetten. Her birine gidip böyle mağaza mağaza arayıp bulup alamıyoruz ne yazık ki. Öyle bir vaktimiz de yok. Ne alıyorsun mesela? Hem ofise hem mesela kendine aldığını söyler misin? Mesela en son ne aldığımı düşünüyorum. En son mesela şey almıştık. Ofis ihtiyaçları için komple onlu bir ekran temizleme suyu seti almıştık. Aa, o çok iyi bir olay. Bak o böyle var ya, mükemmel. Fıs şeklinde sıkıyorsun laptopa, sonrasında siliyorsun. Ondan ben bir tane alabilir miyim? 10 tane aldık. Şu an yolda. Geliyor. Evet. Ne aldın? Konuyu biliyoruz. Ne aldın? Ey Rıza baba. En son Umut'tan bana sektiniz. Umut Bey bu işleri hallettiği için bizim de prodüksiyon olarak ihtiyaçlarımız vardı. Onlardan mesela talep ettik. Mesela o bahsettiğimiz onlu solüsyonda. He, o size mi geldi? Tabii. Sen alırım dedin de bilmiyorum alır mısın? Çökeniz ya. Sizin var ya, tabiatınız bu. Bak ne almışım? 4 yani talep ettim. 4 tane aktarım kablosu, 4 tane yaka mikrofonu. Ama orada var. Ha, aynen. 2 tane hafıza kartı, 2 tane de GoPro. Sen bayağı prodüksiyon işine baktığın için prodüksiyon malzemeleri aldım diyorsun. Evet, evet. Peki o zaman, teşekkürler. Öpüyorum. Abi ne aldın, ne ettin, neler oldu? En son yaptığım alışveriş motor içindi. Motoruma... Sen motorla kaza yaptın. Hala evet. Motora biniyorsun Alperen ya. Motorum hasar görmesin diye ona bir koruma demiri aldım. Kaza yaptığın görüntüyü verelim mi ekrana?
verelim. Ben motordan açıkçası korkuyorum ama motor sürenlere inanılmaz bir saygım var. Bir tutku bence. Gerçekten kimsenin böyle kaza yapmamasını istiyorum. Çünkü motor iki tekerlekli olduğu için çok tehlikeli. Ama rüzgarı hissetmek de çok güzel. Tabii orası ayrı bir konu. İnşallah dikkat ediyorsundur diye düşünüyorum. Evet, artık ediyoruz. Motoruma branda aldım. Bir telefon tutucu aldım. Çünkü telefon tutucu çok önemli. Örneğin ben mesela bu telefonu koydum. Eğer motor çok titrerse kamera bozulabiliyor. Bu yüzden titreşim engelleyici bir telefon tutucu aldım. Bunun dışında bir de yine motor için zincir temizleme seti aldım. O kadar. Yatırımlar motora diyorsun. Evet. Sıra geldi bana. Ben stüdyodayım. Her zaman olduğum yerdeyim. Ben genellikle hepsi buradayı kullanıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda mesela bir buzdolabı aldım. 16 bin liraya. Çok kaliteli bu arada. Yine indirimle almıştım. Puma'da indirim vardı. %50 indirimle 2 tane Puma ayakkabı aldım. Bir araba almıştım. Hayırlı olsunuzu alırım tekrardan. Araç için bir kamera aldım. Çünkü trafikte başımıza her an ne gelecek belli olmuyor. Ve Philips'in ekranda görmüş olduğunuz bu kahve makinesini aldım. Ve şimdi size harika bir fırsattan bahsedeceğim. Elimde tuttuğum bu kart Yapı Kredi ve Hepsi Burada'nın anlaşmasıyla ortaya çıkıyor ve Hepsi Burada Premium World Card olarak siz bu kartı kullanabiliyorsunuz. Peşin fiyatına alacağınız ürünlerde 3 ay erteleme ve 6 ay taksit imkanı var arkadaşlar. Mesela şu anda ekran kaydımda görüyorsunuz bu ürünlerin hepsinde ya %50, %30, %40'lık indirimler var ve bu indirimler Mart'a özel ultra indirim olarak geçiyor. Şimdi sepetimi göstereceğim. Bakın benim burada sepetim var. Ayrıca ofisteki arkadaşlarımın aldığı ürünler için bir liste ve buradaki sepet içinde bir listeyi sizlere hazırlayacağım. Açıklama kısmında mevcut olacak. Mesela normalde ben 8.300 lira para ödeyecektim bu ürünlere ama şu anda 7.700 lira ödeyeceğim. Bu indirimler gerçekten harika. Bir de biliyorsunuz bu aralarda kredi kartlarına taksitle ilgili bir sınırlandırma getirilecek deniliyor ve ben de bu kart ile birlikte aslında hızlı bir şekilde sipariş yerimi verdim. Bu sınırlamaya tabi olmadım arkadaşlar. Siz de bu kartı kullanarak hem peşin fiyatını erteleme, taksit imkanı ve bu tarz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Açıklama kısmını kesinlikle kontrol edin. Videoya devam ediyoruz. Şu anda hanımların olduğu odaya geldim. Hanımlar demez mi ya? Hanım yani. Hanımlar. Teşekkür. Ne diyeyim mesela? Ne dememi isterdin? Ümmü Gülsüm desem hoşuna gider miydi? Teşekkürler. Yani Nil Anka. Betül ne aldın ya en son internetten alışveriş? Seviyorsun. Bunu seni sorabiliriz. Nereye? Valla ben bu aralar sürekli alışveriş yapıyorum. Çünkü yeni eve taşınıyorum. Vallahi mı? Evet. O yüzden her gün bir kargo geliyor. Ben de bilmiyormuş gibi. Hiç bilmiyorum. Flash TV oyunculuğu desem çok, var. Çok süper. Betül öncelikle hayırlı olsun. İstanbul'da eve taşınmak bence büyük bir lüks olsa gerek ve bunun yanında büyük bir zorluk. Yani Allah yardımcın olsun kısacası. Tamam. Yeni ev yeni ihtiyaç demek. Evet. Ne aldın? Bakalım mı? Yani ekranını göstermeyelim ama ekran kaydı koyalım. Buzdolabı aldım. Buzdolabı aldım. Ben de aldım. Senin buzdolabının markası ne? Vestel. Benimki Windsor. Hani şey gibi. Puma değil de Puam. Yani böyle Nike değil de Nikes hani anladın mı? Nike değil de. O da Vestel'in yan markası bu arada. Neyse buzdolabı aldın hayırlı olsun. Hayatımda ilk defa tuvalet kağıdı ve havlu kağıdı aldım biliyor musun? Yani bu detayı bilmem gerekiyor muydu bilmiyorum ama hayırlı olsun başka. Teşekkür ederim. Battaniye aldım. Üşüyor musun? Yani evimde eksik üşümekle ilgisi yok. Hiçbir şey ya. Sıfır ya. Sıfır bir ev olur mu? Var. Sana ev hediyesi alacağım çok yakında. Ya çok tatlısın. Ne alacağız? İşte o hediye. Sürpriz. Ve geldik videonun sonuna. Bence samimi bir video oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenilerinizi eksik etmeyin ve yorumlarınızı da aşağıya yazın arkadaşlar. Bu arada siz en son ne aldınız? İnternetten alışveriş yapıyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın.